Merhaba gençler. Bugünkü içeriğimiz, bugünkü dersimiz oksijensiz solunum ve fermantasyonla alakalı soru çözümü yapacağız. Geçen oksijenli solunumda Palme kitabından çözüm yapmıştım. Yine aynı şekilde Palme kitabından devam edeceğim. Oksijensiz solunum sorularını ben seçtim. Şu an ikinci testteyim. 12. sorudayım ve başlıyorum. Oksijensiz solunum ile ilgili bu ifadelerden hangileri doğrudur? Son elektron alıcısı olarak oksijen dışında başka inorganik maddelerden yararlanıyorduk. Doğrudur. Elektron taşıma sistemi elemanları görev alıyordu. Zaten biz oksidatif fosforilasyonu da oksijensiz solunumda yapabiliyorduk. O yüzden 2 de doğru. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde gerçekleşir demiş. Kesinlikle yanlış. Ökaryot hücremde oksijensiz solunum gerçekleşmiyor. Oksijensiz solunum sadece prokaryotlarda gerçekleşiyor. Cevabımız 1 ve 2. Geçtim 3. teste. Şu aşağıda bir sorumuz var. 6. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunum reaksiyonlarında gerçekleştiği halde oksijensiz solunumda gerçekleşmez demiş. NAT koenziminin indirgenmesi. Bizim NAD'ı indirgediğimiz evre glikoliz evresi. Glikoliz her iki yani her solunum tipinde ortak bir evre olduğu için gerçekleşir. Kesinlikle ATP üretimini substrat düzeyinde ya da oksidatif fosforilasyon olmak üzere gerçekleştiriyorduk. Son elektron alıcısının oksijen olması. Zaten aradaki tek fark buydu. Birinde oksijen kullanıyorduk, diğerinde oksijen dışında başka inorganik madde kullanıyorduk. ETS tabii ki ortak olacak. Glikoliz zaten fermantasyon dahil oksijenli ya da oksijensiz solunumda ortak evremiz. 10. sorudayım. Test 3, 10. soru. Oksijensiz solunum reaksiyonlarının gerçekleşebilmesi için hücrede aşağıdaki moleküllerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur? Tabii ki organik monomeri parçalayacağız. Yani sonuçta organik monomerin içerisinde bir kimyasal bağ enerjisi var. Bunu kullanacağız. Glikolizimizde ATP harcayacağız. Elektron taşıma sisteminde bunların elektronlarını iletmelerini aktarmalarını sağlayacağız. NAD'ımızı indirgeyeceğiz. NAD'a da ihtiyaç duyuyoruz. Ama karbondioksiti kullanmayacağız. Karbondioksiti üreteceğimiz için, kullanmayacağımız için buna ihtiyaç duymuyoruz. 12. sorumuz cevabı gözüktü. Sadece oksijensiz solunum yapan bir bakteri hücresi aşağıdaki moleküllerden hangisinin yıkımını sağlayan enzimler bulunamaz diye sormuş bize. Bir bakalım. Sadece oksijensiz solunum yapacak bir bakteriden bahsediyor. Tabii ki bakteriler glikojen depoluyordu. Glikojeni yıkacak enzimlerin olması lazım. Glikozu glikolizde parçalayacaklar. Bunun da bulunması gerekiyor. Proteinler bütün canlılarımızda bulunan bir organik bileşikti. Proteinin yıkılmasını sağlayan enzimlere de sahip olmaları lazım. Ama bunlar sadece oksijensiz solunumu yapıyorlarmış. Yani laktik asit fermentasyonu yapmadıklarını biliyoruz. O yüzden bunu bulundurmayacaklar. Tabii ki yağlı bir organik bileşik, bunun da yıkımı için enzimlere sahip olmaları gerekiyor. 3-alkol fermantasyonu sırasında gerçekleşen bu basamaklardan hangilerinde ATP üretimi gerçekleşmez? Bir kere biz fermantasyonu iki evrede gördük. Birinci evremiz glikoliz evresiydi. İkinci evremiz ise son ürün evresiydi. Son ürün evresinde ATP üretimi olmuyordu. Biz ATP'yi sadece substrat düzeyinde fosforilasyon ile 2 ATP'cik glikoliz evresinde üretiyoruz. O zaman baktığımızda glikozdan pürivik asit yani glikoliz evresi gerçekleşirken kesinlikle ATP üretimini yapacağız.
Glikoliz bittikten sonra, yani pürivik asit oluştuktan sonra siz son ürün evresine geçiyorsunuz. Burada asetaldehitin oluşması, etil alkolün oluşması, ikisi de son ürün evresindedir. Ve son ürün evresinde asla ATP üretimi gerçekleştirmeyeceğiz. Cevabımız Edirne. Fermentasyon yapan canlılarda glikoliz evresinin sonunda oluşan pürivik asit, etil alkol ya da laktik asit gibi farklı son ürünlere dönüşecek bizim bu pürivik asitimiz. Cümleyi yanlış okudum vurgusunu. Pürivik asit oluşumundan sonraki reaksiyonlar ile ilgili bu ifadelerden hangileri doğrudur? Farklı enzimlerin denetiminde gerçekleşebilir. Zaten enzimler farklı olduğu için tepkimeler farklı olacak. Üretilen son ürünler de birbirlerinden farklı olacak. Biz son ürün evresinde ne yapıyorduk? Nataşlarımızın hidrojenlerini alıyorduk ve bunları yükseltleyerek tekrardan serbest bir nat molekülü, nat koenzimini oluşturuyorduk. Bu da doğru. Son ürünün oluşması glikoliz evresinin devamlılığını sağlayacak. Çünkü siz son ürünü oluştururken nadınızı yükseltiyorsunuz. Yükselen nat tekrardan glikoliz evresinde indirgenmek için kullanılacak. Üç nolu ifademiz de doğrudur. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi fermantasyon örneği olamaz? Meyve suyundan alkol üretimi. Evet, etil alkol fermantasyonudur. Üzümden sirke oluşması bir mayalanma, bir fermantasyondur. Sütün yoğurda dönüşmesi yine fermantasyon, laktik asit fermantasyonu olacak. Glikozun karbondioksit ve suya parçalanması. Siz glikozu karbondioksit ve suya parçalıyorsanız ne yapıyorsunuz? Oksijenli solunum yapıyorsunuz. Kesinlikle bir fermantasyon örneği olmayacak. Yine burada bir mayalanmadan bahsetmiş. Bu da etil alkol fermantasyonudur. Hamurun kabarmasını sağlayacak. Beşinci sorum. Pardon. Burada bir bira mayası var. Bir kere bira mayası ne yapıyordu? Etil alkol fermantasyonu yapıyordu. Sıcaklığımız uygun. Burada bir azot gazımız var. Glikoz çözeltimiz var. Etil alkol fermantasyonu yaparken sizin bu canlınızın tabii ki glikoliz evresinde glikozu kullanması gerekecek. O yüzden glikoz miktarınız azalacak. Etil alkol fermantasyonu yapılırken son ürün olarak etil alkol oluşturuyorduk. ATP üretiyorduk, ısı üretiyorduk, bir de karbondioksit üretiyorduk. O yüzden karbondioksit gazımız açığa çıkacak. Alkol üretiyorsunuz. Etil alkol üretiyorsanız alkol miktarınızın kesinlikle artması gerekiyor. Azalması demiş. O yüzden doğru cevap 1 ve 2. Sütü besin olarak kullanan bazı bakteriler fermantasyon olayıyla yoğurt oluşumunu sağlayacaklar. Aşağıda verilen ortamlardan hangisinde bu bakteriler mayalanma olayını en kısa sürede gerçekleştirebilir? Benim yapamadığım bir şey, sütü mayalayamıyorum. Bakalım nasıl olması gerekiyormuş. Tabii ki burada fermantasyon yapacak. Fermantasyon yapacaksak oksijen kullanmayacağız. Kesinlikle ortamın oksijensiz olması lazım. Bu bakterilerin enzimlerinin çalışabilmesi için sıcaklığında uygun olması lazım. İki şıkkımız var. 55 zaten çok yüksek bir sıcaklık. Yüksek sıcaklıkta benim buradaki bakterilerimin enzim yapıları bozulacak. Bu yüzden glikoliz olsun, son ürün evresi olsun bu iki evreyi de tamamlayamayacaklar. Yani başlayamayacaklar bile. Bu yüzden bu sıcaklıktan ziyade daha uygun olan 25 dereceyi tercih edersek mayalanma olayı en kısa sürede gerçekleşecek. Devam ettik. 7. soru. Yine sadece fermantasyon yapan bir hücreden bahsediyor. Bu değişim olaylarından, dönüşüm olaylarından hangisini gerçekleştiremeyecek? Bir kere glikozdan piruvatı oluşturduğumuz evre glikoliz evresi. Glikolizi fermantasyon yapan bir hücrem gerçekleştirebilir. Nadım indirgenmiş. Glikolizde indirgiyorum. Piruvattan
Asetil koenzim A oluşmuş. Arkadaşlar koenzim A oluşmuşsa siz Krebs'e gidiyorsunuz. Krebs'e gidiyorsanız kesinlikle oksijenli solunum yapıyorsunuz. Ama sizin bu canlınız sadece fermantasyon yapıyormuş. Bu yüzden C şıkkını gerçekleştiremeyecek. Asetaldehit oluşturuyorsa etil alkol fermantasyonu yapıyor demektir. ADP'den ATP sentezliyorsa zaten bunu glikolizde sentezliyordu. Ve bu da uygun olacak. Sekizinci sorum. Bira mayası, yeterli miktarda bira mayası, içerisinde üzüm suyu bulunan havası alınmış bir kaba bırakılacak. Burada bizim bu canlımızın etil alkol fermantasyonu geçirmesini izleyeceğiz biz. O zaman bu fermantasyonu geçirecekse arttırdığı eleman kesinlikle etil alkol olacak. Ay, şunu şuraya taşıyalım. Arttırdığı eleman kesinlikle etil alkol olacak. Azalttığı şey, bu arada karbondioksit de olabilir. Çünkü karbondioksit de arttıracak. Şıklarda çünkü onlar var. Azalttığı şey tabii ki bu reaksiyonları gerçekleştirebilmesi için küçüldü. Bu reaksiyonları gerçekleştirebilmesi için glikozu kullanacak. Glikozumuzdan faydalanacak. Baktığımız zaman X'imizin glikoz olduğu zaten tek şık varmış. Y'yi de karbondioksit diye vermiş. Cevabımız B. Etil alkol fermantasyonu sırasında meydana gelen bu olaylardan hangileri laktik asit fermantasyonu yapan bir hücrede de gerçekleşir diye sormuş. NAD'ın yükseltgenmesi her iki fermantasyonunda da son ürün evresinde gerçekleşiyordu. Zaten bu da NAD'ın sürekli kullanılabilmesini sağlıyordu. Evet, gerçekleşebilir. Ama etil alkolde karbondioksit açığa çıkıp bir asetaldehit adını verdiğimiz ara ürün oluşuyordu. Bu laktik asit de olmayacak. Karbondioksit de açığa çıkmayacak, onu da söylemiş olduk. Hangisi gerçekleşiyor? Yalnızca bir. 10. sorumuz. Bir molekül glikozun kullanıldığı laktik asit fermantasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Glikoliz evresinde biz 2 nat indirgiyorduk. Evet, doğru. Glikozun aktivasyonu için 2 tane ATP harcıyorduk. Bu da doğru. Pürüvatın oluşumunda önce ve sonra 2 molekül ATP sentezliyorduk. Bir kere fermantasyonların hiçbirinde glikolizden sonra ATP sentezi gerçekleştirmiyoruz. Burada glikozu bitirdikten sonra ATP sentezlenir demiş. Bu yüzden yanlış. ATP ile birlikte ısı üretiyoruz. Doğru. Laktik asit de son elektron alıcım piruvattı. Bu da doğru. 11. soru. Yine alkolik bir fermantasyon vermiş. Hatta etil alkol fermantasyonunu vermiş. X, Y, Z evreleri ile ilgili hangileri doğru değildir? Evrelerimizi yazalım. X evresi, glikoliz evren. Y ve Z evresi de bunlar da zaten son ürün evremdi. Pürüvat 3 karbonlu, asetaldehit 2 karbonlu. Karbon sayısı düşmüş. O zaman açığa karbondioksit çıkmıştır. Biz bu X evresinde ne yapıyorduk? ATP üretiyorduk. Onun dışında NAD'ımızı indirgiyorduk. Yani NADH oluşturuyorduk. Asetaldehit NADH'ımın hidrojenlerini alarak etil alkole dönüşüyordu. O zaman NADH'ım hidrojeni verecek. Yani yükseltgenecek ve NAD'a dönüşecek. O da Z evresinde oluşacak. Bakalım X evresinde fosforilasyon gerçekleşir. Evet, substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretimi gerçekleşiyor. Y evresinde karbondioksit çıkışının olduğunu söyledik. Karbon sayısı düşmüş zaten. Şekilde bunu bize vermiş. Z evresinde NAD molekülü indirgenir demiş. Tam tersi Z evresinde NAD molekülünü biz yükseltiyoruz. X evresinde görev yapan enzimler sitoplazmada bulunur.
Filikuliz evresi sitoplazmada gerçekleştiği için doğru. Y ve Z yani son ürün evrelerinde kesinlikle ATP üretimi olmuyordu. Bu da doğru bir ifade. 12. sorum. Şöyle yapalım. Laktik asit fermantasyonunda bu olayların gerçekleşme sırası hangisinde verilmiştir diye soruyor. İlk evrem glikoliz, ikinci evrem son ürün evresi. O zaman buna göre sıralayacağız. Glikolizde siz tabii ki substrat düzeyinde fosforilasyon yapıyorsunuz. Pürüvatı oluşturup glikolizi tamamlıyoruz. Son ürün evresinde NADH'ımın hidrojenlerini alıp onu yükseltiyorum ve laktik asitimi oluşturuyorum. 3, 1, 2, E şıkkımız. Geçtim diğer soruya. Diğer teste hatta şu an kaçıncı testteyiz? Beşinci testteyiz. İkinci sorudayım. Üzüm suyu bulunan oksijensiz besi ortamına bira mayası hücreleri konularak ortam sıcaklığı kademeli olarak 25'ten 65'e kadar çıkarılmış ve daha sonra tekrardan kademeli olarak düşürülmüş. Bu sıcaklık değerinin değiştirildiği zaman aralığındaki karbondioksit miktarının değişim grafiği aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bir kere 25 derece sizin buradaki bira mayaları hücreleriniz için gayet uygun bir sıcaklık. Burada oksijensiz bir ortamda, besin olan bir ortamda solunumlarını yapacaklar ve açığa karbondioksit çıkartacaklar. Yani etil alkol fermantasyonu sonucunda açığa karbondioksit çıkartacaklar. Ancak belirli bir miktardan sonra sıcaklıktan sonra enzim yapıları bozulacak. Enzim yapıları bozulduğu için artık karbondioksit çıkartamayacaklar. Sıcaklığın düşürülmesi de enzimlerin yapısını tekrardan geriye döndürmeyecek. O yüzden buradaki düşürme bize bir fayda sağlamayacak. Biz başlangıçta karbondioksit yoktu. Karbondioksitini kesinlikle artırarak başlayacaksınız. D şıkkını eledim. Daha sonra sıcaklık yükseldiği için karbondioksit çıkışını durdurmanız lazım. Burada yine arttırmaya devam etmiş. B şıkkı gitti. Sıcaklık düşürmek oradaki şeyi fayda etmeyecek. O yüzden C şıkkımız da gitti. Ama siz ortama karbondioksit vermişsiniz zaten. O ortamdaki karbondioksit tekrardan nasıl azaltacaksınız? E şıkkımız da gitti. Siz belirli bir miktar fotosentez demişim pardon. Belirli bir miktar oksijensiz solunum yaptınız. Karbondioksitinizi ürettiniz. Sıcaklık yapısı bozulduktan sonra enzimlerin yapısı bozulduktan sonra ürettiğiniz karbondioksit miktarı neyse artık o miktarda kalmaya devam etti. Ne arttı ne de azaldı. Yani burada artık tepkime bitti. Üretmiş olduğunuz sabit bir sayıda miktarda kala kaldı. Üçüncü sorumuz. Farklı canlılarda gerçekleşen solunum reaksiyonları sırasında bu moleküllerden hangilerinin oluşması için ortamda oksijen bulunması zorunlu değildir? Piruvatı yine yazıyorum. Glikoliz evresinde oluşturuyorduk. Ve glikoliz oksijensiz solunum yapanda da, fermantasyon yapanda da oluşan bir madde. Yani oksijenin bulunması zorunlu değildir. Tabii ki yine glikolizde ATP ürettiğimiz için oksijenin bulunması zorunlu değildir. Yine arkadaşlar düşürücü bir şıkkımız karbondioksiti etil alkol fermantasyonunda da oluşturabilirsiniz. Oksijenli solunumda da oluşturabilirsiniz. Hani böyle kesinlikle falan diye böyle net bir soru sormadığı için bizim karbondioksit oluşturmak için de oksijene ihtiyacımız yok. Sonuçta etil alkol fermantasyonuyla da ben bunu oluşturabiliyorum. O yüzden cevabımız şıkkı. Geldim 5. soruya. Yoğurt bakterileri içinde süt bulunan havası alınmış ağ kabına konuluyor. Belirli bir süre sonra bakteri sayısı önce artmış, daha sonra azalmış. Bakteri sayısının bu şekilde olması bu olaylardan hangileriyle açıklanabilir? Şimdi yoğurt bakterisi sütü kullanacak, oksijensiz solunum yapacak,
Hatta hangisi oksijensiz demeyelim, pardon, laktik asit fermentasyonu yapacak. Sayısını arttıracak. Belirli bir durumdan sonra ya da zamandan sonra burada kullanılacak besin kalmayacak. Besini kullanamazsanız ATP üretemezsiniz. ATP üretemediğiniz için de sayınızda düşüş karşımıza çıkacak. Bakalım nasıl yargılar vermiş bize. Üretilen laktik asitin ortamın pH değerini değiştirmesi. Evet, bu da olabilir. Sonuçta pH'in çok asidik olması enzimin belki yapısını bozacak. Buradaki enzimler çalışamaz duruma gelecek. Bu da aklımıza gelmeyen ama okuyunca doğru diye bulduğumuz bir yargı. Sütün sıcaklığının 50 derece üzerinde olması bize sıcaklıkla alakalı bir şey vermemiş. İki yanlış. Bakterilerin mitokondri, artık bakteri ve bir organel görünce gülüyoruz arkadaşlar. Bakteri ve mitokondriyi gördüğüm için ben okumadım cümlemin devamını. Çarpımı attım. Yalnız biriyle açıklanabilir. Altıncı sorumuz. Bir hücrede aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi ilgili hücrenin fermentasyon yaptığını kanıtlar? Bir kere NAD'ın indirgenmesi glikolizde gerçekleşiyor. Glikoliz bütün solunum tiplerinde ortaksa bana bir kanıt olmayacak. Pürüvatın indirgenen son molekül olarak görev alması. Pürüvat son elektron alıcısıysa benim üretilen maddem kesinlikle laktik asittir. Direkt B kanıtımız olacak. Yine bakalım. Substrat düzeyinde fosforilasyon yine glikolizde bütün canlılar ortak yapacak. Bütün canlılar glikolizde glikozu aktifleştirmek için ATP harcayacak. Karbondioksit üretimi oksijenli solunumda da oluyor. Etil alkol fermentasyonunda da oluyor. O yüzden bu da bir kanıt olmayacak bizim için. Cevap Bursa. Yedinci sorumuz. Etil alkol fermentasyonu sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşir? Hadi bir sıralayalım bakalım. İlk baş glikolizi geçireceğiz. Glikolizdeki ilk aşamamız glikozu aktifleştirmek. Glikozumu aktifleştirdim. NAD'larımı indirgiyorum. ATP'mi üretiyorum. ATP üretimi şuradaymış. Substrat düzeyinde fosforilasyon geçiriyorum. Daha sonra pürüvat oluşturup glikoliz evresini tamamlıyorum. 3 karbonluk pürüvatım 1 karbondioksit açığa çıkartıyordu ve asetaldehite dönüşüyordu. Asetaldehit de NADH'ımın H'larını alarak onu yükseltiyordu ve etil alkolü oluşturuyordu. En son B şıkkımız gerçekleşecek. 8. soru. Burada bir laktik asite ait basamaklar numaralandırılmış. Hangi ifadeler doğrudur? 1 numaralı basamakta NAD molekülü NADH molekülüne dönüşür. Evet, bir nolu basamağımızı gördüğümüzde NAD'ımız NADH'a dönüşmüş oluyor. Doğru. 2 numaralı basamakta, yani son ürün evresinde pürüvatın indirgenmesi sonucu laktik asit oluşur demiş. Evet, pürüvatımız laktik asite dönüşüyordu. 1 ve 2 numaralı basamaklar ökaryot hücrelerin sitoplazmasında gerçekleşir. Glikoliz zaten sitoplazmada gerçekleşiyordu. Fermentasyon da sitoplazmada gerçekleşecek. Bu yüzden bu şıkkımız da doğru. Yoğun egzersizi yapan insanlarda çizgili kas hücrelerine gelen oksijen miktarının ihtiyaçtan az olması durumunda çizgili kas hücrelerinde bu dönüşüm reaksiyonlarından hangileri gerçekleşebilir? Oksijen miktarı ihtiyaçtan az olursa sizin oksijensiz solunum yapmanız lazım. Yani oksijensiz solunum demeyelim, çok doğru bir ifade olmuyor. Fermantasyon yapmanız lazım. Çizgili kaslarımızda laktik asit fermantasyonu gerçekleşiyordu. Laktik asit fermantasyonunda glikoliz evresini gerçekleştiriyorsunuz. Glikoliz bittikten sonra laktik asitinizi oluşturuyorsunuz. Oksijen miktarı
Az olduğu için biz bunları yaptık. Eğer oksijen miktarı yeteri kadar olsaydı tekrardan laktik asitimizi dinlenme halinde piruvata dönüştürecektik ve buradan oksijenle solunuma sokacaktık. Ama bize dinlenmeden bahsetmiyor, yoğun egzersizden bahsediyor. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Bir sonraki sorudayız. Un dolu cam bir kaba maya özütü ve su konulmuş. İyice karıştırılmış. Üstü kapatılarak 1-2 saat bekletilmiş. Daha sonra hamurun kabardığı gözlenmiş. Burada hangi reaksiyon gerçekleşecek? Hamurun kabarması etil alkol fermantasyonudur. Yazdık. Maya özütünde etil alkol fermantasyonu gerçekleştiren enzimler bulunacak. Evet, kabarmamız bu maya sayesinde gerçekleşiyor çünkü. Hamurun kabarmasını kim sağlıyordu? Açığa çıkan karbondioksit gazı sağlıyordu. Bu da doğru. Maya hücrelerine ait enzimler sadece hücre içinde aktiflik gösterebilir. Burada hücre içinde mi gerçekleşiyor bir reaksiyon? Hayır, bir kabın içerisinde gerçekleşiyor. Demek ki sadece hücre içinde değil, hücre dışında da bunlar aktif olarak bu alkolik fermantasyonu gerçekleştirebilmişler. Cevabımız 1 ve 2. Çimlenmekte olan bir tohumun embriyo hücrelerinde solunum sırasında meydana gelen bu olayların hangilerinin sitoplazmada gerçekleşmesi embriyonun fermantasyon yaptığını kanıtlar? Karbondioksit açığa çıkması, eğer açığa karbondioksit çıkartıyorsak sitoplazmada demek ki etil alkol fermantasyonu yapıyoruz. Normalde biz karbondioksiti mitokondride açığa çıkartıyorduk oksijenli solunumda. Sitoplazmada açığa çıkartıyorsak fermantasyon yaptığının kanıtıdır. Nadımın yükseltgenmesini ben ETS evresinde yani Krista'da mitokondride yapıyordum. Eğer ben nat haşımı sitoplazmada yükseltiyorsam yine aynı şekilde etil alkol fermantasyonu yapıyorumdur. Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilmesi. Şimdi substrat düzeyinde fosforilasyon her tip solunumda ortak bir olay olduğu için bu benim canlımın fermantasyonunun ya da oksijenli oksijensiz solunumunun kanıtı olamayacak. O yüzden kanıt arıyoruz biz. Cevabımız 1 ve 2. Evet gençler, oksijensiz solunum ve fermantasyon sorularımız bu şekildeydi. Sizlerden bol bol soru çözmenizi istiyorum. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.